أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. İnsan donmuş enerji değil, donmuş et yanı da değil. 6 tane maddenin donmuş halidir. 6 tane madde his, heves, donmuş. Buna nefis diyoruz. Nefis deyince hemen böyle şer anlıyoruz. Nefse emmare, levvame, muhlime, mutmaine, raziye, natika vesaire. Hatta nefsi levvameye Allah yemin etmiş. Yani tamam mı? İnsan böyle bir yapıdır. Bu daha kuruluş bu. Kuruluşu bu, beden dediğim şey. Cismaniyet dediğimiz bu ya. Daha kuruluş, onun üzerine bina edilmiş. Peki neye anlatılmak isteniyor bunlar? Sakın kuralın dışında yaşama. Allah kuralsız bir şey yapmıyor. Kuralın dışında hiçbir şey yapmıyor. Bakın adetullah diyoruz. Kural ya, adetullah. Ana yapacaklarını ana lastik. Koy oralara parmağını, pergeli. Bunun dışında olacak her şey istepne lastiktir. Onu patlarsa takarsın. Ana yapacaklarım iş belli olacak. Ben kalkınca arkadaş namazımı kıldım. Kur'an'ımı da şu saatte okuyacağım. Risale'yi de şu saatte. Kuralımı değiştirme. Değiştirme yani. Okuyacaksın. Yani o saatte budur budur. Çünkü şeytan nerede giriyor biliyor musun? Yanlış değil ha. Zaten yanlış kendisidir. Şeytanın girmesi demek, şeytan doğru kuralsızlardan giriyor. Yani doğru yaşıyorsun ama kuralsız yaşıyorsun. Mesela şöyle diyeyim. Sabah Kur'an okudun bugün. Ertesi gün yatsıda okuyorsun. Bu doğru değil mi? Doğru. İşte oradan girip seni tarumar edebiliyor işte. Bak Allah bile namazı vakitlerinde koymuş. Ya şu saatte yaparsınız. Ama şey getir diyor. Öğle namazının ikindi arasında vakti evvelinde kılmak evladır. Şimdi sabah kılabilir misin bu saatte? O da namazdır. Sırf fark şu. Niyet. Öğle namazının son sünnetiyle sabah namazının farzı arasında fark var mı? Yok. Şekle fark yok. Ne farkı var? Ancak niyet farkı var. Yani o şeyleri koyacaksın. Yoksa hiç şansın yok bu dünyada. Peki bu kötü olanlar, psikoloji bozuk olanlar ne oluyor ki? Ha Müslümanlara bu oluyor, kafirlere böyle psikoloji sorunu. Anlamıyoruz yani. İnsan kendisine bu kadar zarar verir mi ya? Kural sana demiş ki böyle yap. Son cümlemi söylüyorum bunlarla alakalı. Din olmadan huzur olunacaksa dinin gelmesi mantıksızdır. Dinsiz hayat, Lazcasını söyleyeyim. Dinsiz hayat mutlu olursa insan, onunla mutlu olursa o zaman din niye geldi? Dinsiz de olabiliyormuş yani. Dinsiz de, kuralsız da, ölçüsüz de yaşanabiliyormuş. Yaşanamaz. Bak bugün, ben size yalan mı söylüyorum? Bugün birisi telefon etti. Hem de tanıdığımızın yanındaki. Bir ayda 3 defa intihara teşebbüs etmiş ama iki tanesinde müdahale etmişim, bir tanesi dememişler hastanede vesaire. Niye peki? Bunlar kafir değil. Arkadaşlar internete girme diyoruz. Telefona uğraşma. Televizyonlarla meşgul olma. Facebook'larla uğraşma. Haramdan bahsetmiyor. Beyin enerjisi gidiyor. Daha yapacağına bir şey kalmıyor. O zaman adam yapıyor seni. Enerjidir o da paket. Şeytanlar, cinler. Erbağ haksın. Girme arkadaş. Beyin sömürülüyorsun. Ondan sonra koltukta kalıyorsun. Hadi git yatağa yatağa. Televizyon kumanda elinde yat. Koltukta öyle mi değil? Koltukta niye yatıyor?
Ya anlamıyor musunuz ya? Ama nasıl anlatacağım diyorum da anlamıyorsunuz. Ana yapacağınız işleri koyacaksın. Diğer işleri buna göre tanzim edeceksin. Benim şu saatte dersim var. Diğer işlerim bu saate engel olur. O zaman şimdi yapacağım. Ya sonra yapacağım. Ona göre ayarlayacaksın. Ana işini, mesleğini istepte lastik yapmayacaksın. Patlayınca değil. Benim şu saatte şuyum var. O zaman şu işimi şimdi yapayım. Peki, abi çok sıkıştı, ne yapacağız? Ana merkezi her şeyi değerine göre ana esas alacaksın. Yetiştiremiyorsan bazılarını erkarte edeceksin. Devre dışı yapacaksın. Umum mesele gelin. Umumu hukuksa şahsı hukukunu geri yapacaksın. Kur'an okumayla Risale okuma çatışıyorsa Kur'an'ı öne çıkartacaksın. Risale'yi kenara koyacaksın. Çünkü birinci hak onundur diyor. Zaten ondur. Bağlantı da öyle Kur'an. Yani birbirine karıştırırsanız işleri hayatınız karışık olur. Kur'an'sı da bir öyle bir böyle. Burada kim olursa olsun kahvaltı olsun, yemek saati olsun, şey saati her şey kurallıdır. Ben dahi burada uyuyorum. Benim dava arkadaşlarım, vakıflar geliyor. Diyorum ki bak kalkış şu. Kahvaltı da bu. Bak sen şimdi gelmedin kahvaltıya, şimdi aşağıda denk geldin daha önce. Kahvaltıyı kendine kurdum. Bir daha ilk ve sondur. Sakın ha görme. Kahvaltıyı kaçırdın. 3:30'a bekleyeceksin. Böyle dışarıya çıkayım, ben dışarıdayım. O da duymayacağım. Öyle bir şey yok. Burası sistem, kuraldır. Yapabiliyorsan kalacaksın. Yoksa gideceksin. Sistem, onun bir aittir. Burada çalışan ve talebe bile kalmıyor. Sırf yetişmek isteyen vakıflar ve yetişmek isteyen insanlar kalıyor. Beyinlerinden ve kalplerinden çıkan manalar burayı balon gibi yapmış. Siz buna inanıyorsunuz ama ben realite olarak görüyorum. Siz bu kağıdı nasıl görüyorsanız ben dimağdan çıkan enerji aynı kağıt gibidir benim için. Yani ders çalışırken neler oluyor burada? Realitedir benim için. Kur'an okurken kapta neler oluyor? Burası balon gibi oluyor. Bu balonun içerisindeki atmosfere başka zihniyette olursa bak dikkat edin mesela. Anadolu'dan gelmiş ticaret yapıyorlar. Dersen anlatmış oldum. Gitmiş abi diyor nerede bu akşam gelir bilmiyor. Hayırdır? Abi ticareti geldik de konfeksiyon senelik böyle fuarlara falan geliyorlar. Alışveriş yapıyor. Akşam otel gibi kullanacaksın. Hayır. Abi derse de gideriz. Hayır. Otelde kal, derse gel. Burada kalmak yok. Otel gibi kalmak yok. Otele gideceksin. Otelde eşyanı koy, düşünü al. Akşam burada derslere git. Olmaz. Buranın atmosferini bozmayacaksın. Bozdurmuyor. Ben bozulacağıma, ben senin hayatını nizama sokuyorum. İlk önce ağrına gidiyor ama sonra da vicdanı varsa anlıyor. Bunları şey için evde de öyle. Kuralımızın dışında çıkarsanız, doğru dahi yapsanız her an karpuz kabuğu altınızdadır. Şeytan zaten yanlıştadır. Kuralsız doğruların içerisindedir şeytan. Sabah okudun, ertesi gün İzmir Kur'an'ı akşam okuyorsun. Hayır, saatini belli. Ciddi bir sebep olmadıkça o saatini bozma. Çok önemli biliyor musun? İlaç da öyle değil mi? Sabah kaçta içiyorsun ilacın? 9. Peki ne olacak aynı ilaç? 2'de içsen olur mu gündüz ortası? Olmuyor. Manevi ilaçlarda dozları dozludur, vakti vardır. 6 saat geçmeden içilmez diyor. Şimdi sabah namazı içilmez. Her şeyin dozu vardır. Her şeyin de vakti vardır. Tamam. Peki, kelamla konuşuyorduk, böyle arada yapıyorum, sitem değil, kuralsız olunca ben de kuralsız davranıyorum. Kuralımın dışına çıkıyor, şefkatimin dışına çıkıyorum, kızıyor. Çünkü hak ediyorsunuz.
kuralı yaşayacaksınız. Disiplini yaşayacaksınız. Hayatınızı disiplin edeceksiniz. Ondan sonra yapacağınız şu. Vallahi bak. Şöyle yapacaksınız. Of be. Allah razı olsun abiden ya. Disiplin olmuş hayat böyledir. Ama ya dükkanlarda peşin satan, taksi satan, yapan resimler var. Hepinize sorun. Disiplin edeceksin. Disiplinizde kural ver. Tuvalette bile fazla bekleme. Gelecekse gelsin. Yarınkini bekleme. Disiplin eninde sonunda zekayı yener. Japonlara sözü. Öyle miymiş? Bak, disiplin eninde sonunda zeka yener. Çok doğru söylemiş. O zaman zekilerle akıllar arasındaki farkı okuyayım. Zaten oradayım. Onu okuyacağım. Zekiler, zekiler ve akıllılar. Çok ders yaptık. Orada anlatılmayanlar şimdi. Bunun çok dersi var. Zeki ve rastlamışsındır. Değil mi Muhammed? Muhammed de değil mi? Çok rast yaptık bunu. Zeki ve akıllı. Orada anlatılmayan taraflar. Zekilerde feraset pek olmaz. Akıllarda olur. Allah'ın nuruyla akıllar bakar. Zekiler bakamazlar. İlk önce zekiyle aklı tarif edeyim bu manada. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapan akla, aklı kül, ilmi ezeli. Bu aklı bağlarsanız akıllı olur. Çünkü aklın mantığı da budur zaten. Bu akılla bu akıl yapılmadı. E bu aklı bundan önce birisi yapmıştır. O zaman bundan akıllıdır. Bu aklı yaptığına göre, öyle mi? Hatta içinde yazılımı da yaptı. Aklımı beğeniyor. Yazılımdan dolayı. Peki bu yazılımı yapan kendisini de beğeniyor. Ha, o zaman bu aklın ustası bu akıldan üstün olduğu için bu aklı ona bağlamak akıllılıktır. Akıl budur. Yok, bu aklı ona bağlama, ben beni idare ederim diyorsan zekisin. Peki ne olur? Eğer bu aklı yapana bağlarsan ki vahidir, kemale attır. Çok rahat edersin, elini yaparsın şöyle. Yok, bu aklı vahye bağlamasan, kendi kendini idare eder zannedip vahiden koparsan, o silahı, yönü aklın kendisidir. Çünkü akıl potansiyel bir enerjidir, durmaz. Mümkün değil. İmalat, jeneratördür. Ya oradadır, ya buradadır. Peki ne yapar? Durun bakalım, dururken o da durur mu? Bütün olumsuzluklar, bütün hastalık ihtimalleri, bütün ölüm ihtimalleri, bütün senaryolar, bütün senaryolar, olumsuz senaryolar, hepsi başındadır. Ölebilirim, kalbim durabilir. Ya yaşarım, iyi olurum. Her şeyden aşmışım herhalde. Yok. Hep olumsuzlanıyor. Çünkü kainatta da böyle. Nasıl? Entropi diyorlar. Tamam, entropi. Kainat düzenden düzensizliğe gidiyor. Bozuluyor ya zahirde. Sonra tekrar düzeliyor. Yani şey misali veriyorlar. Bu sayfaları toplanması için şöyle. Ne kadar süreçten geçmiştir. Ağaçtan, taş. Peki bu sayfaları yıpratın, atın, havada uçuşurken hiçbirisi sırayla gelmez. Yani böyle bir şey var. Yani bu ne demektir? Kötü olması, nizamsız olması daha kolayken nizamlı ve sanatlı olması faili gösteriyor. Sanatkarı göstersin diye. Bir şey mesela şu, bir tane de misal vereyim, tamam. Şurayı mermer kabul edin. Bir teneke şey, ince çakıl taşları. Yukarıdan aşağı bırakın. Deyin ki dünya haritası olsun. İskandinav ülkelerinin hudutları olsun. Ege kıyıları olsun. Nasıl olacak? Mermerin üzerine çakılın. Yani olmama yolu büyüktür. Olursa hay. Burada neyi gösterir? Allah'ın fail olduğunu gösteriyor. Sani olduğunu, muktedir, kayyum olduğunu göstermek için. Şimdi dolayısıyla eğer aklı ereğine, hakikatine bağlarsan kemalata vesile ve basamak ve köprü olur. Eğer oraya bağlamasan hiç şansı yok ama. Vallahi kimsenin şansı yok. Kendini yiyecektir. Kalkar kalkmaz yataktan hep olumsuzluk gelmiyor mu? Can sıkıntısı, moral bozukluğu.
Tabii ya. Hep nerede olumsuz varsa hep tepende. Kim getiriyor arkadaş bunu? Sen başına sen bela mı ya şu akıl? Niye getirdin ya? Senin o vehim ve vesvese yapmamızın, zanlarımızın kaynağı akıl değil mi? Zeka işte, aklın bir sıfatı olan zeka. O getirdi. Ben mi getirdim? O zaman akıl sana ihanet ediyor. Akıl sana rağmen çalışıyor. Evet. Zekiler feraset olmaz, akıllarda olur. Feraset Allah'ın nurudur. Çünkü Allah'ın nuruyla bakmasının sebebi Allah'a bağlanmıştır. Akıl bağlanırsa ya akilun taakilun efele tefekkerun gibi akletmezler mi, düşünmezler mi diyor. Ustad da aklınızı başınıza alın diyor. Kime hitap ediyor? Akla mı hitap ediyor? Zekaya hitap ediyor. Aklınızı başınıza alın. Kime diyor? Akla. Akıl kafada demek ki. Akla hitap etmiyor. Düşünmezler mi? Ya akilun taakilun efele tefekkerun efele teddebberun. Düşünmezler mi? Akletmezler mi? Tefekkür etmezler mi? Kime hitap ediyor? Akla hitap etse zaten akıl yerinde o zaman. Keçeli diyor, aklını diyor başka yere koymuştu diyor. Zeka. Zekilerde feraset olmaz. Pek olmaz. Zekilerdeki feraset tecrübedir. Feraset değildir. Yaptığı işin tecrübeleri vardır. O feraset değildir. Borsada çalışa tahmin ediyor. O işin püf noktalarını biliyor. O feraset değildir. Feraset Allah'ın nuruyla bakmaktır. Eğer feraseti olsaydı hemen yanı başındaki ölümü fark ederdi. Ta ihtimalin ihtimali olan o paranın, o şekilde euronun, doların bu seviyeye geleceğini kestiriyor. Yanındaki ölümü fark etmiyor. Her an. En büyük feraset orada olurdu. Zekiler Allah'ı Celle Celaluhu matematiksel düşünürler. Merhametini pek anlamazlar. Sevap günah matematiksel düşünürler. Zekiler öyle Allah'ın merhametini, şefkatini vesairesini anlamazlar. Zekilerin pek merhamet ve şefkatleri olmaz. Her şeyi sebep ve sonuç ilişkisi içinde kurdukları için. Çok güzel. Sebep sonuç ilişkisinin içinde kurdukları için, kurguladıkları için aradaki merhameti bilmezler. Mesela bak bir tanesini de söyleyeyim. Çok garibinize gelecek. Yıtık tıp diye Aydın Salih'ti bir rahmetli. Allah razı olsun. Bu millete çok faydası oldu bir kadın. Bak Allah rahmet etsin. Takdir ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Fakat şöyle bir şey getirdi, millete çok fayda getirdi. Sabunundan, havlusundan, elbisesinden, gıdamıza kadar çok şey açtı. Allah taksiratını affetsin yani. Fakat sebep sonuç ilişkisine o kadar odaklandı ki sebebi faiz zannetti yani. Sebep oysa bahanedir, hiçtir, perdedir, zahirdir. Bu gıdayı yersen bu olur, bu gıdayı olursan bu olmaz. Oysa Allah Resulü zehir yemiştir, besmele deyin. Besmele çekip yiyin demiştir. 19. mektubuna geçmiyor mu? İnsanlara da örnek değil mi? Ustada zehir verilmeyip ölmemesi sebep sonuç ilişkisinden çıkmaz. Yani sebep sonuç ilişkisinin düşünürüz ama fail Allah deriz. Peki ne? Şu, zekiler sebep sonucun kesinliğine inanırlar. Ama sebep sonuç ilişkisini akıllılar, insanda o mesela hormon gıda vesaire. Hakikaten anlattıkları gibi, mübalağa ettikleri gibi olsaydı herkes ölmüştü şimdi. Hiç kimse yaşamaması lazım. 6 ay içinde herkes ölmüştü. Oysa vücutta savunma mekanizması, mukavemet etme mekanizması sırf bedensel değildir. Düşünseldir, imandır, tamam mı? Tahammüldür, sabır. Bunları hesap etmiyor. Mesela bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz. Çünkü iman hem nurdur hem kuvvettir. Realitedir, mahluktur. Enerjidir. En kaliteli ilacı, en kaliteli doktor versin, inanmıyorsanız faydası yoktur. Ama babaanneme yaptığım gibi, babaanne başı ağrıyor 2 günden beri. Oğlum bir ilaç söyle, git doktor şey yap, artık kaldıramıyor kadın, kaç yaşı, 100 küsür. Doktora gittim, doktor dedi ki, tanıyordum. Abi dedi ben sana bir ilaç vereyim. C vitamini var, çişt.
Gerisini sen tamamla babaanne, sen takdim edersin, anladım. Babaanne 2-3 günden beri kronik baş ağrısı geçiyor. Babaanne doktor bir ilaç verdi. Ne var, ne olacak? Ne görmüş, ne görülecek? Ne biliniyor, ne bilinecek? Nasıl bir şeydir oğlum dedi ya. Yok baban, hiçbir yerde görmemişsin. Babanın nerede görecek püsküsünü? Nasıl bir şey? O şöyle görmüştür. Aspirini koy, karıştır. Çişt. Tamam. Katlar böyle değil. O zaman yeni çıkmıştır. Renkli renkli şeyler var ya, bir C vitamin. Atıyorsun, pşşt, doğru yukarıya. Hiç böyle bir şey görmedim. Baba ne dedim, sen dedim aspirin için karıştırıyorsun. Bu dedim aşağıdan onda az mı olacak, uzun zaman, iyi ki gönderdin beni, o zor. Ama bana bir ilaç verdi, zannediyor ki her taraf su. Atıyorsun suda, yukarıya fırlıyor. Aynı onun gibi mideye atıyorsun, doğru kafaya gidiyor. Allah Allah, oğlum nasıl kafaya gider ya? Getir bardağı, bak gör. 1-2 dakika sonra tamamdır. Tamam. Attık ki, pşşt, fırladı mı? Çay kaşığıyla bastırdık mı? Gene fırladı. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Babaanne dedim, bardakta duruyor mu? Durmuyor oğlum dedi. E burada durur mu? Burada da fırlayacak. Bu fırladı, nereye gidecek? Ta hemen ver, hemen. Baban olmaz, o eriyecek. O aynı, bu hat nasıl yukarıya çıktı, bu sıda yukarıya çıkacak. Bu komple hap olacak işte. Ve bak bir, çok vermedi. Bir tane. Yetiyor sana. 10 gün hiç ağrımazmış en az. Ayda 1-2 tane atacağız. Tamam. 10 gün. Olmaz babaanne. Aldı. Gördün mü babaanne? Görmesi lazım. Laf değil. Pişt, pişt. Bastırıyorum. Pişt. Bir şey anlatmıyorum size. Biz de böyleyiz. Ve içiyor. 5 dakika geçmedi. Odadan çıkıyor, hem bana hem doktora dua ede ede. Aynıyız biz de. İnanmıyoruz, teslim olamıyoruz Kur'an'a, Risale'ye. Okuduğun zaman enerjiye dönüşüyor diyorum, inanmıyorsun. Okuduğunuz enerjiye dönüşüyor. Ne oldu, morallarınız bozuldu. Babaanneye gülüyordunuz. Biz de babaanneyiz. Okunan her şey enerjiye dönüşüyor. İnanın bana. Hemen. Çünkü o enerjiye dönüşmese ağzından çıkmaz yani. İman nurdur diyor. Nur da mahluktur. İman kuvvettir diyor. Enerjidir işte. Namaz da öyledir. Santraldır. İnsan donmuş enerji değil midir? Cismen yani. Sıfır değil ya. Arkadaşlar yani. Ya Risale oku arkadaş, sesli oku. Bak gidiyor mu gitmiyor mu? Teslim o. Ha, sebep sonuç ilişkisi. Ya arkadaşlar, hormonlu bir domates yedi. Onun zararını kaldırıyor. Sadakayla tedavi ediniz, nasıl olacak peygamberin hadisi? Yani tamam, bunların yeri çok büyük tabii. Adetullah'a riayet ediyor. Yatmasına kalkmasından, ama bunlar illa böyle olacak olsa, illa ona uyanlar hiç kanser olmaması lazım. Hiç ölmemesi gerekiyor. Ama kendisi kalp kriziyle gitti. Gittiğine de inanmıyorum. Onu sahilde zehirlediler gibi geliyor bana. Türkiye'ye yaptığı katkıdan dolayı. Benim zannım. Yani hürmetim var yani. Fakat onu takip edenlere diyorum ki illa o değildir. Merhametiniz blok eder. Şefkatiniz, hayanız, imanınız, ameliniz, sadaka. Verdiğim bir sadaka hastalık kaldırıyor Allah. Sebep sonuç illa değildir yani. Zikirlerde bu olur. Arkadaşlar böyle tespitler nerede göreceksiniz ha bu zaman? Aynı mantığı maneviyatta da kullanıyor adam. Aynı. Abi. Hani mübarek gecede şu kadar şu kadar sevap olur. Adam itiraz ediyor, olmaz diyor o kadar sevap. Yani bir gece yaptın diyor o kadar sevap olur mu? Hani nasıl olur? Sebep, çünkü zeki ya. Ha, sen mi alsın, var mıydın aşağıda? Ya abi diyor Berat gecesinde bin, Allah nasıl affeder? Olur mu öyle şey ya? Böyle koltuğumun kenarında. Ya Rabbi, yaptık yaptık, Allah'ım, vaat ettin, peygambere vaat ettin, o vaadinin hürmetine, çünkü sen vaat ettiğinden geri dönmesin, bizi affet Allah'ım, bu gecenin falan komple, ama bu kulunu duydun Ya Rabbi, bir geceli bu kadar affedilir mi diyor, Ya Rabbi onu sana bırak, o, abi ne biçim dua ediyorsun ya, lütfen abi yapma ya, gözü, olmaz abi ya, tövbe, Ya Rabbi tövbe ediyor, tamam, oluyor değil mi dedin, millete diyor ya, abi oluyor oluyor. Çünkü insan gibi düşünüyor Allah. 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3. Hiç vermem, Allah verir ya. Ve Allah, sen Allah'tan alacaktı mıydın ki seni yaratılsın? Bir gecede affediyor, sana ne?
Niye affediyor? Allah'tır. Allah'ın ortağı mısın sen? Diyebilir misin ki niye affediyor? Tamam. Sen adalet iste Allah'tan. Adalet muamele. Biz adalet istemiyoruz. Biz merhametle muamele istiyoruz. Afla istiyoruz. Sen birebir. Sen gözünü bakayım karşılığını ödebilir misin? Var ya menkime. Bir gözün bedelini öde bak. Gece ödüyor. Affediyor. Nasıl affediyor? Bu zikirlerdir işte. Sebep sonuç ilişkisine kilitlenmiş. Zekilerde tefekkür imanı fazla olmaz. Mana bağlantıları ve işlevlerini çok iyi bilirler. Yani işlevleri çok iyi biliyorlar. Senep sonuç ilişkine. Bağlantıları çok iyi biliyorlar. Ama o bağlantının dışındaki faili muhtar olduğuna pek geçemezler. Allah. İlişkileri çok iyi bilirler. İlişki ve çelişki. Zekiler külliyatın yerlerini, bağlantılarını çok iyi bilirler. Akıllarsa bu bağlantıların arkasına tefekkür imanı ile geçip lahiti manayı lahuti manaya mazar olup Allah'ın varis ismine mazar olup alem-i şehadete geldiklerinde o mananın varisi olarak insanları irşad ederler. Mesela zekiler kelime söyle külliyatın her tarafını bilir. Yani gittikçe kendimize doğru zeki akıllı arasındaki farkı daraltarak geliyorum da dikkat ederseniz. Şimdi zekiler külliyatı çok iyi bilir. Lugatı çok iyi biliyor. Arapçayı biliyor. Hadis metinleri biliyor. Acayip. Sana. Ya diyor öyle cennette olur mu falan. Ya hadis var diyor. Allah inkar edin hadis var diyor şimdi. Ayet var diyor. Allah inkar edin ayet delil getirilir mi? Peygamber'e iman etmemiş insana hadis getirilir mi? Hadis var diyor ya ne diyorsun sen ya diyor. Adam da gülüyor yani. Görüyorsunuz herkesin yanında gülüyor. Niye? Niye? Çünkü şu. Zekiller, metinleri vesaire kuralcı oldukları için, hani o sebep-sonuç arasındaki konu ile, arkasındaki şeyi, bağlantıyı, arka taraftaki işlevi göremiyorlar. Oysa akıllılar, arkayı fark edip, tefekkürle bir yere varıyorlar, tefekkürle aldıklarına Allah'ın varis ismine mazar olurlar. Yani şu, dağda böyle bir dağ düşünün. Tamam mı? Böyle tepe. Yol yok. Buraya yol açıyor dozer. Bu fikir. Kamyon gidiyor. Tefekkür. Kamyonla üzerine meyve yüklediniz dağdan. Ceviz yüklediniz. Kereste yüklediniz. Toprak, maden yüklediniz. Getiriyoruz. Yol fikirdir. Kamyon tefekkürdür. Yüklenip getirilen de sana tefekkürle vardığın alemden verilen sana cevaptır. O kamyonun içerisindeki malzemelerle Allah diyor ki varisimsin, bununla irşat et insanları. Subhaneke ya varis, taaleyte ya baiz, ecirne minenler bir afkene atlar. Ters mi oldu? Subhaneke ya baiz, taaleyte ya varis. Varis. Allah'ın varisi ne demek? Bu manada tefekkür imani ile vardıktan sonra sana verilen cevap, sana yüklenen o fazilet, kemalat, haletleri, İnsanlara aktarma. Varisi oluyorsun Allah'a. Bu akıllarda olur. Peki, ya bu kadar niye böyle yapıyorsun? Ben aşağılamıyorum. Yalnız toplum, dikkat ederseniz, medya, televizyonlar, hatta saf Müslümanlar zekileri yüceltiyorlar. Akılla kimse dem vurmuyor. Zeki insan. Zeki. Çok zeki. Bravo zekaveti. Akıllı demiyorlar. Duydunuz mu? Çok azdır akıllı diye. Akıllı demiyor. Çok az diyor. Bu belki de alışmış da diyor. Zeki insan. Oysa zekilik makbul değildir. Zekilik sıfattır. Aklın sıfatıdır. Akıllı olmak lazım. Çünkü Kur'an aklı yüceltmiştir. Akıldan daha kutsi bir cihaz yoktur diyor. Sıfattır o. Arabanın boyası sıfatıdır. Hız yapması sıfatıdır. Şekli tipi sıfatıdır. Senin merhametin sıfatıdır. Senin hayal sıfatıdır. Zekavetin sıfatındır. Kilo sıfatındır vesaire. Sen asılsın. Zekiler kendilerini yönetmeyecek kadar içsel alemleri oynaktır.
mutlaka bunların laf dinleyecek bir rehberleri olması lazımdır. Zekiler kendilerini idare edemezler. Oynaktır. Nasıl oynaktır? Kaypak yani kayıyor. Duygusaldırlar, alıngandırlar, karar vermede zorlanırlar, çok zor karar verirler. Kararlarını verdikten sonra da tekrar sorgularlar. Yani içsel alemleri çok oynak olduğu için oynuyor. Bunların karşısında sert, radikal şey gerekiyor. Mesela şöyle misal veriyorum. Allah kimseyi eksik yaratmamış, kimseye de fazla vermemiş. Ne ver? Aynı bunun gibi. Şimdi kadının duygusu muayyen değildir. Kontrol edilemezse zarara dönüşüyor. Her çeşit mahluk doğurabileceği için her çeşit duygulara sahiptir. Muayyen değildir. Her çeşit adamın karısı olabileceği için ilk önce aday olarak her çeşit duyguları vardır. Her eve, her semte gidebileceği için oraya uygun donanımları vardır. Anlatmaya çalışıyorum size. Anlıyor musunuz? İlginçtir bu. Peki bunlar ne olacak? Niye erkeğe vermiş idaresi? Erkek ise bunun karşısında o oynak, kararsız, kaygan, ölçüsüz, hedefi medefi olmayan o duyguları karşısında sert, derken o haddini aşan sert değil, kural, sert kurallar, şablonlar, ölçülü böyle insanı erkeğe koyduğun zaman, şablonu koyduğun zaman o kapta şekil alır. Kadın su gibidir, kaba girse şekil alır. Ha, dolayısıyla o kadın biraz böyle sert gibi geliyorsa da yaslanacağı erkeğin böyle sağlam olmasını ister. Böyle istemez. Kaypak bir erkek istemez. Aslında zahirde zannedersiniz ki kadın benim her emrime itaat etsin. Benim kocam, kadın böyle benim kocam karım gibi olsun. Yılışık şey yapsın, her şeyi bana. Hayır. O artık çar naçar yapmak zorunda kalmış. Hiçbir kadın fıtratı bozulmamış kadın kendisi gibi kocasını istemez. Adamı adam ister. Erkeği erkek ister. Kadın gibi koca istemez. Çünkü ihtiyacı yok. Çünkü sen kendisi zaten kadın. Yani haddini aşan, despot, vurup kıran değil. Yani ikide bir kaygan fıtratı olmayan oturaklı gemi. Yani denizde sandal düşünün. Lap 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 oynayan sandal. Gemi ise 300 bin tonluk. Dalga vurunca dalga şaşırıyor. Ulan nereye vurduk diye lap geri gidiyor. Adam gemi gidiyor ya. Böyle olacak. Ve onun içinde gemiler var. Sandallar var. Gemi batarsa onu kullanırız diye. Anlıyor musunuz? Büyük gemilerin kenarlarında sandallar var. Yani. Küçük motorlar var. Hah. O onları taşır işte. Onu koyarsanız lap 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 oynar. Hadiselere karşı tutunamaz. Ne kadar kıblesini tutsa bile rüzgar onun yönünü değiştirir. Büyük şilep ise çok zor şartlarda batar. Yine karşımıza sert, değiştirilmeyecek, olmazsa olmazlarımız, kırmızı çizgilerimiz olmalı. Giremiyor işte şeytan. Erba-ı habise olumsuz düşünceler giremiyor. Fırsat vermiyor. Beni de kapıyor. Meşgul etme beni diyor. Kur'an aklınızı başınıza alınız derken muhatap olan zekavettir. Kur'an aklımızı başa alınız, zekanızı değil. Kur'an aklınızı alın, zekiliğinizi başınıza alın demiyor. Zekiler yargılayıcı, aşağılayıcı tarafları ve de alay etme özellikleriyle kendilerini gösterirler. En büyük özelliklerinden bir tanesi budur. Deliği, eksiği. Mesela tarikatçıyı görür, şalvarlıyı görür. Böyle dinini ciddi yaşayanı görür, alay eder. Veya bizden diyelim, bizim zekilerden diyelim cemaatten. Böyle bak, hey kardeş falan alay eder. Dalga geçer. Kur'an'da da bu mana bir hatırıma geldi. Bak gayet bir mana, mealini söylüyorum. Ey iman edenler! Biriniz birinizle alay etmesin. Zira o
umulur ki o alay edilen, alay edenden daha üstün olur. Zekilerin en belirgin özellikleri zeki oldukları için aşağılayıcı böyle tavır, davranışlar olur. Dalga geçerler, alay ederler. Öyle eğlence sebebi ararlar. Çok tuhaftır. Bunlar hiçbirisi nakil değil, yaşantıdan alınmış cümlelerimdir. Hani toplumlarda vazife yaptığım için camilerde olsun, cenazelerde, düğünlerde, dershanede, ömrüm böyle talebe ve hizmetlerde geçti. Oralardan aldığım şeylerde bakıyorum, ha bu niye acaba bunu alay etti? Mesela dershanede 8 kişi kalıyorlar, bir tanesi acayip. Bakıyorum, takip ediyorum yanımda ya, zeki. Kur'an okur falan, bize de dua et falan. Kardeş. Böyle geçer ranzadan falan. Bunlar hep yaşanmış. Zekiler bir de okuyacağım. Zeki oldukları için. Zekiler yargılayıcı, aşağılayıcı tarafları ve de alay etme özellikleriyle kendilerini gösterirler. Çünkü hakikaten şeytanın çok bize kandırmış, zekisin. Hakikaten zeki, zeki olduğunu bilir. Eğer zeki aklını, şey, zekavetini kullanırsa hemen akılla inkişaf ediyor. Akılla beraber ikisi bir insanda cem olması çok zordur diyor tarihçede hatırlarsınız. Zekavetle aklın, hafıza ve aklın, zekavetle aklın bir insanda ikisi de olması çok zor. En iyisi istifa edeceğiz, akıllı olacağız. Aklımızı tabi edeceğiz vahiye. Ne diyorsa o. Biz talebeyiz diyeceğiz. Niye dershanelerde beyaz sarık sarılıyor? Çünkü medreselerde kuraldı siyah müderristir. Ulemadır, hocadır. Beyaz ise talebe, onunla belli olurdu. Biz nur talebeleri. Talebe olduğumuz için sarıklarımız beyaz. Zekilerde kararları sabit olmaz. Devamlı değişkendirler. Duyguları kıpır kıpır oynaktır. Hele bir de kadınsa bu. Hem duyguları oynak. Hem de zeki. Hem de akla fazla şey değil. Akla nasıl, zeki akla nasıl taşırız diye birisi soru sorsa. Tamam abi de nasıl yapacağız? Risale-i Nur'a tabi olacaksın. Tamam mı? Kafayı karıştırmayacaksın. Denildiği gibi yapacaksın. Ya abi bu Kastam'da ama ya bu olur mu ya şimdi hangi zamandayız falan. Abi işte tesadüf mü? Kadınlarda mesela bir tanesi. Abi diyor ya kadının kalası çarşafıdır diyor. Ya nasıl olacak ya bilmem öyle yazıyor. Bir bakıyorsun ki saf, saf dediğimiz böyle kadın pat diye giymiş zaten. Akıllı düşünene kadar deli köprüyü geçmiş. Anadolu bir laf var biliyorsun. Akıllı düşünene kadar deli köprüyü geçmiş. Aa, sen nasıl hala hesap yapıyorsun adam gitmiş. Giymiş şimdi ölümünü bekliyor. Erken bu karlar zekiler. Bıkkınlıkları erken olur yani. Mesela bazı çocuklar mesela anne babaları diyor ki abi çok yaramazdı falan. Ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor dedim. Buna meşgul oluyor. Pat atıyor buna. Abi kırıyor buna. Zeki ne yapıyor biliyor musun? Buna bakıyor. Bu neyin nesi? Halletti. Koy buraya. Tamam halletti. Şuna geç. Bu neyin nesi? Onu da hallet bunu. İşte diğerleri ise niçin fazla durmuyor? Oho hala halledecek bu. Tamam. Halledecek. Halledene kadar belki de bir yarım gün, bir buçuk gün geçecek. Ötekisi ise bir saatte aldığı oyuncağı kırıyor. Tamam. Zeki ya. Zekiler yastık gibi değildir. Yani niye? Onu çözmüş. Çözdü tamam. Ha ona kural yaşantından göstereceksin. Zekaveti büyük nimettir. Zekilik büyük nimettir. Tek başına kalırsa beladır diye anlatmaya çalışıyorum zeki. Akla tabi olursa seni fişeklettirir ya. Sanki uzay gemisinin yakıtı gibi. Binlerce hızla gidersin. Ama dikkat ederseniz değil mi Osman? Evet. Toplumda hep zekiler öne çıkartılmış, önerilmiş, altın aşı yapılmış. Güzel konuşmak da zekavetten mi geliyor? Evet.
Belagat. Belagat. Daha çok, evet. Aynen. Erken bukarlar dedik. Zekilerde uyum sorunu, sadakat sorunu çok yaşarlar. Tenkit, eleştiriye çok yatkındırlar zekiler. Zekilerde daha çok şehvetlerine düşkün olurlar ve vücutları kıllı olur. Bana iyice beni fişeye koyacaklar ha. Zekiler daha çok sessiz olurlar, sabırlı gözükmeyi çok severler, insanları matematiksel düşünürler. Zekilerde yeis, vehim ve vesvese daha çok olur, hele yeis çok, yeise ümitsizliğe çok yatkın olurlar. Zekilere tavsiyem demişim. Tarikatta ise şeyhe, zekilere tavsiyem. Ey zeki, tarikatta mısın? Şeyhine, nurcu ise daire içinde nurcu bir abiye acilen ihtiyacım var. Onlar mutlaka itaat etmelidirler. Onlara mutlaka itaat etmelisin. Latif nüktelerde bizde şeyhlik, müritlik yoktur diyor. Kardeşlik münasebeti var diyor. Ama fıtratta da bu var. İnkar edilmiyor. İlle birisinin ön lastik olması lazım ki arka lastik gitsin. Yoksa gidemiyor. Onlara da diyor ki daire içinde bir abi bulabilirsin. Tavsiyem. Tarikatta mısın kardeşim? Hemen şeyhine tabi ol. Ama istikamette olsun. Nurcu musun? Yani böyle zekisin. Kurtulamıyorsun. Abine tabi ol. Sorgulama hükmünü. Yanlış dahi olsa uygula, doğru. Nasıl olur? Doğrudur, karışma sen. Çünkü terbiye oluyorsun. Yanlış dayıyorsa kader onun eliyle seni terbiye ediyor. Olur mu abi? Ha, zekilikte devam et. Gururları çok ağır olur. Barışmaları zor olur. Küsmeleri kolay olur. Toplum maalesef zekileri yüceltiyorlar. O insan, oğlum vesaireler çok zeki derler, zekayı çok yüceltirler toplumda. Kinleri derin olur zekilerin. Bunlarla bir kitap yazılır, kitap ve yazacaklar da, buradan alacaklar, kitap yazacaklar, inan. Bu adam kitap yazmış bununla. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan, doğru düşünmüyorsun demektir. Bizim vecize cümleyle kitap yazmış. İzan isteğini istedi. Şimdi bir tanesi de o dünkü yazdığım yazıyı, bir yazar, ismini vermeyeyim. Kitabının üzerine şimdiki 3. baskıya onu koymamı müsaade eder misin dedi. Ne biliyor musun? İnsan insanla insanlaşır. İnsan insanla noktalı virgül insanlaşır. Başka insanlaşamaz. İnsan insanla, insan insanla insanlaşır. Dünkü tefekkürümdü. Yok, evvelki gün de dün yazdım. Piyasaya çıktı. Bir yazar, bunu diyor, 3. baskı bir kitabım var. İsim vermeyeyim kitabı. Bunu diyor, kitabın kapağıma yazabilir miyim? Yaz. Yaz ama bir kaynak. İçeride abi diyor, kitabın için yer yer dedi, Risale-i Nur gösteriyorum dedi. İyi, tamam. Beni yazmana gerek yok. Bizim öyle derdimiz yok. Yoksa bunlarla kitap yazardık. Bak 23. defter. 23 tane böyle. 10 cilt yazardım. Yazılmaz mıydı? İnce ince yazıyoruz. Paranın peşinde olsaydım, o Hizbul şey taşınacak, okunacak duaları, bunları ben yapardım. Ve o kadar da şey ki, ver adam kitap yapsın. Zaten öyle bir şey yok. Adam şunu vecize yapmış, bilmem kaç sayfa forma yazmış. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Biraz da sulandırmış. Hep böyle bizim cümleler bunlar. Çok acayip değil mi ya? Zekiler diye bir babs yapsa, biraz da sulandırsa bir kitap işte bu.
30-40 sayfalık kitap. Harika bir kitap. Abi, bu değil ki bizim zeki. Zeki ile akıl arasındaki farkı getirsen 150 sayfa olur. Yani sulandırarak. Ama benim yazdıklarım 150 sayfa olmaz. En fazla 20-30 sayfa olur. Sulandırırsın. Öyle yapıyorlar ya, sulandırır. Bilin yani kıymetini, inan. Bak, kinleri derin olur. Veciz. Zekilerin kinleri derin olur. Gene devam. İnsani ilişkileri çabuk olur. Çabuk insani ilişkileri olur. İletişimi kolay yaparlar. Zekiler gurur ve kibirleri büyük olur. Enaniyetleri büyük olur. Çok zor. İnmez. Hepimiz yerleri zekiyiz yani. Değil mi Osman? Bunalıma, depresyona çok yatkın olurlar. İntihar da daha çok bu tiplerde olur. Mesela Norveç, Finlandiya ve Japonya. Zeki insanlar, dünyanın en çok intihar ettikleri yer Japonya. İntihara çok yatkın olurlar. Çünkü çözemezler. Çünkü toplumdan sıyrılmışlardır. Çok zekidirler. Her şeyi onlar bilir. Her şey insanların üstündedir. Ama her şey çözümsüzlüğe geçmiştir. Yapacakları bir şey yoktur. Onun için bir köprü daha lat koptu diye adam mühendis intihar etti. Japon intihar. Mühendis. Yok, 2 saat mi, 1 saat bilmem ne şehrin, bir ilçenin eletin kesilmesine niye onu hesap edemedim de 1 saat eleti kesildi diye mühendis intihar etti. Türkiye'deki olsa ne olacak lan? Ne lan, sebep oldu 1 saat eleti kesildi. Lan ben bundan daha iyilik olur mu lan? 1 saat oturun dinlenin derdi. Bak ben size teneffüs verdim. Adam Japonya'daki intihar ediyor. Oldu mu olmadı? Türkiye'deki o Boğaz Köprüsü'nün teli koptu diye. Oysa onun suçu yok. Gitti intihar etti. İmalat hatası varmış. Evet, kendi suçu yok diye. Ahmak. İşte zeki. Ahmak tabii. Zeki. Yani yer yer hepimiz zekiyiz. Vahye tabi olmadığı nispetin zekisin. Vahye tabi olma nispetinde akıllısın. Ve rahatsın. Vahye tabi oldun, rahatsın. Elin şöyle, of be. Yapamıyorum ama bacak bacak da üstüne. Atarsın, hak ediyorsun. Zeki misin? Olayların altına ezileceksin. Zekiler düşünene kadar deli geçmiş bile köprüyü. Hasan abi, sizin anlattıklarınızdan zekâvet, yani tercih edin. İnsanın elinde olan bir şey değil de halbuki. Nasıl çıkacaksın işte? Hayır, şöyle, sevgili kardeşim, akıl, zekâvet, deha, tefekkür, yani 12-13 tane, 15 tane sıfatı var aklın. Bunlar Mehmet'im, ilk önce sen seçiyorsun. Yani mesela bir iş yapacaksın, işe gireceksin, dinim ne diyor acaba? Bakmadan girdin. Zekavettendir. Ama akıllı olan adam ne der? Ya bu caiz midir ya bu işe girmeye? Derdi. Mesela ben ne yapayım? Bu otelde çalışıyorum. Yani akıllar ve zekiler, zeki kendi tercihleri yapıyor. Mesela bir yere taşınacak zekiler. İlk önce evi bulur. Yok, o kadar bilgi var ki artık. Ben hepsini yazmıyorum. Ha, bir tanesi. Zekiler evi taşır. Ya iyi mi ya? Hava dar mı? İyi. İşe gidilir mi? Metrosu var mı? Tamam. Ondan sonra dershane nerede diye sorar. Akıllılar ilk önce camisi var mı? Medresi var mı orada ya? Ben oraya taşınsam derse nasıl gideceğim? İlk önce dershaneyi sorar. Onaylattıktan sonra evi arar. Sen işte onu yapa yapa zekavetleşiyorsun sen. Aklı devre dışı yapıyorsun. Senin elinde yani. Öne çıkartıyorsun. O potansiyel hepimizde var. Mesela dostlarını istetme olarak kullanıyor. Lazım olacağı zaman baktın istedin. Ooo Mehmet'im, Muhammed'in, Ahmet'in, Hüseyin. Nasılsın, iyi misin? 2-3 gün sonra istediğini söylüyor. Yani dostlarını, akrabalarını zekiler pek ziyaret etmez. Akıllar eder. Akıllar dindardır. Zekiler nefis perestir. Dine tabi olmazlar. Dine tabi oldukları için zekalılar akıllı olmuşlardır. Dine tabi olunca ya akılın, ta akılın efendim. O zaman akıllı oluyorsun.
Akrabasını arar, dostlarını arar, dostların kıymetini bilir. İnsanları böyle aşağılamaz, dalga geçmez, tamam mı? Allah'ın kuludur, Allah yapmıştır der. Allah'ın sanatını mı inkar şey yapıyorsun, dalga geçiyorsun? Onlar akrabasını arar, dostların kıymetini bilir. Ahmak olmaz, dershaneyi bilir. Maddi ve manevi sahiplenir dershaneye. Ahiretine yatırım yapar. Akıllı adam. Zeki adam, bana ne o düşünsün. Dikkat edin, dershaneler hep akılların ve fakirlerin omuzundadır. Zekileri ve zenginler hiç uğramamışlardır. Yaparlarsa da tahakküm etmek için yaparlar. Bunu al ama öyle yap ha. Niye öyle yapmadınız kardeşim? Niye öyle gitmediniz? Demek için. Veriyor parayı, söz hakkı oluyor. F-35'e böyle girdiler işte. F-35 cemaatine. İzmir cemaatine böyle gitti. Adam parayla yükseldi. Verdi parayı, çıktı yukarıya. Ondan sonra söz sahibi oldu. Darmadağın etti. Boşuna Mustafa istina koymuş. Bir de okuyayım şunayı. Bunalıma, depresyona çok yatkın oluyorlar. İntihara da daha çok bu tiplerde olur. Psikolojik kuyulardan, değişik bir konu. Psikolojik kuyulardan kendilerinin tek başına çıkabileceklerini zannederler. Çok zora kalmadıkça yardım istemezler. Dikkat edin, zekiler psikolojik sorunlarını doktora gitmezler. Dostlarına demezler. Yanıp kavrulurlar. Ya intihar edecekler ya da danışacak duruma gelince seninle danışırlar. İlaç aşağılanmak zannediyor. Oysa Müslümanın nurcuna ayağı kırılmaz mı? He? Kırılmaz mı arkadaş? Peki baston tutmak senin şahsiyetini mi yok etti? Yani baston ayağı düzeltmez. Ayağının düzelmesine vesile olur. Peki mide hasta olmaz mı Müslümanın nurcunun? Olur. Böbreği olmaz mı? Olur. Sinirler de bir organdır kardeş. O bozuldu. Kullan işte. Vay sinirleri bozuldu. Ne olmuş yani böbreğim bozuldu da adamın gözü kör olmuş yani şahsiyeti mi gitti? Sinirler bozulmuş olur. O da bir organdır. Fazla yükleme yapmış. Ceren fazla geldi. Veya ya ceren fazla geldi. Ceren kesikti bir anda yüklendi. Veya bu evin girişi belli. 220 ama 230 mu 280 mi ne giriyor? Şimdi buraya bir torna tezgahını koyalım. Ağır cihazları koyalım. Sömürme yaparsan kablo ne yapar? Yanar. Sömürme çok. Ben çoğu telefonlara onun için bakmıyorum. Yükleme çok. Hat çok yoğun. Bir sorumlu olduğum sahalar benden çok şey bekliyor. En yakın olduğum arkadaşlarla meşgul oluyorum. Bunları yedim. Bir de telefonları almaya kalkarsam hat yanar. Almıyorum, alamıyorum. Onu da başka şekilde yorumluyor mesela. O zaman zekavet de aklı bizim elimizde. Tabi ol vahye. Bak psikolojik uyu. Niye içmiyorsun? Zekiler ilaç içmezler. Gururları, kibirleri olduğu için. Adam diyor ki, abi, tövbe, hoca bu. Söz verdiğim için demeyeceğim. Nurcu değil. Çok meşhur bir cemaat. F-35 değil. Ve bir ilçenin en tepesindeki adam. Bizim hafız var ya talep benim. Ona geliyor. Diyor ki sizin cemaatta bunun çaresi olduğunu biliyorum. Bizim cemaatta yok. Ne olur Allah rızası için bunun ehli kimse. Neresi olursa olsun Türkiye'nin fark etmez. Oraya ben gideceğim ama sizden Allah için bir şey istiyorum. Ona diyor hafız. Yalnız benle hususi ilgilenecek ve kimseye demeyecek. Benim oldum. Oo, hem hasta. Hem şart koşan da o. Fadula bak yani. Fodul derler bizim Karadeniz'de. Hem kel hem fodul diyor. Ha sizde de. Hem kel hem fodul. Fodula bak yani. Hem şartı da var hem de beyefendi radiyallahu anh'ın. İyi tamam olsun da Müslümandır. Tamam. Onu, niçin tamam dedik? Çünkü ben o oldum. Çocukların başında, cemaatin başında. Ben olsam nasıl yapardım? Öyle düşünürüm. Aynen hak verdi. Tamam. Geldi. Hastası ne biliyor musun? Hastalık. Vesvese.
Yarım saat yaptım veya yapmadım vesvesesi 21. sözü yaptım vesvesesi. İnanın bana. Ağladı, kıvrandı, oradan kalktı ders ortasında, oraya geçti. Oradan kalktı, oraya geçti. Efendim abi? Ne yapacaktın? Ne yapacaktın? Bırakacaktın da. Şimdi oradan oraya, oradan oraya yarım saat bir şey yaptı. Şey ders yaptı. Bitti. Dedi ki şu kitabı bana ver. Olmaz dedim, satın alacaksın. Hep aldıkları için kitap alamazlar. Hep aldıkları için canlarını da veremezler. Boşuna demiyorum. Hep alanlar, hep isteyenler canlarını çok zor verirler. Çünkü vermeye alışmamışlar. Kitabı alamadı biliyor musun? Dedi ki bari bana bir haftalığına okumaya müsaade et dedi. Yalan mı söylüyorum ben size? Ben yalan değil mi? Yalan nafsı kafirdir. Dedim ki, üç gün tabi. Üç gün istedi. Sana bir hafta dedim ki getireceksin sözler. Ondan sonra baktım getirmiyor. 10 gün geçti. Dedim kavu söylesene bu adama getirsin kitabı ya. Neyse ona götürdüler. Ondan sonra aldım kitabı. Almadı kitabı. Düzelmesine sebep olan kitabı almadı. Anladın mı? Çünkü bak nerede çıkıyor? Benim işim gücüm bu. Hep isteyenler, hep alanlar vermeye alışmamış ki. Bunlar nasıl canı verecek ya? Hemen diyecek ki ben abi, yani kafana yatıyorsa kabul et kardeşim bu cümleyi. Yatmıyorsa gönder bana ya. Sana lazım değil. Bana lazım. Ben yaşadıklarımdan bahsediyorum. Realiteden. İddia değil. Peki. Son üç cümle. Zekilerin akıllanmaları bela ve musibetlerle olur. İkazla çok zor olur. Zekiler akıllanmazlar. Zekiler ista olmazlar. Lafla, derste çok zor. Onlar ancak hastalık ve musibetle olur. Onun için hasta ve musibet olan zekilere bakıyorum, pek ilgilenmiyorum. Yol gösteriyorum ama yolda onlarla yürümüyorum. Ben yolu tarif ediyorum. Bak şuradan böyle gidecek böyle. Ama yolda sen yürüyeceksin. Hürriyet istenmez, yaşanır. Hürriyet yol değildir, yolda yürümektir. Zekiler böyle yapar. Ne yaparlarmış? Akıllanmazlar. Neyle? Derste, sohbetle, kitap okumayla pek akıllanmazlar. Ne yaparlar? Bela ve musibetle akıllanırlar. Daha çok zekiler duygularını çok dinlerler. Duygularına çok dinlerler. Onlarla hareket etmeyi çok severler. Çok değer verirler duygularına. Ama bu dine uygun mu? Ya bu doğru mu? Yani öyle ama bir risaleye bakayım. Bir şeye bakayım. Yani şey yapmazlar. Mesela akıllar daha çok empati yapabilirler. Zekiler yapmaz. Aşağıladıkları için, basit gördükleri için, kendileri yüksek olduklarında empati yapıp o ne düşünüyor demez. Mesela biraz önce yaptım ben. Ben de haklı görüyorum dedim değil mi? Hoca, kurs hocasıdır, bir cemaatin başıdır. E niye bilinsin ki? Niye herkesin karabalığı içinde gelsin? E biraz zor tabii. Hani grup değil, bir ayrı bir cemaat. Kitabı almaması da ondan ben. Gelsi götürmüş de. Evine götürseydi ama götürdü yani. Evinde o kitabı görülmesi onun bitmesi manası. Bitmesi yani gibi zannediyor. Evet. Ben. Ama evine götür, sar yani. Belki de bize öyle göstermiştir, almamıştır ama okumuştur, şey yapmıştır, kitabın yazarını, şeyini gitmiş almıştır diye üstü zannediyor. Yani akıllar empati yaparlar, karşıdan bakmayı becerirler. Zekiler yapamazlar bunu. Zeki ve bela ve musibet gerekiyor. Cüz-i ihtiyarileri kuvvetli olur. İhtiyarları kuvvetli olur zekilerin. İradeleri ve vicdaniyatları zayıf olur. Biliyorsunuz vicdanın dört hassası var. İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. İrade vicdanidir, ihtiyar aklidir. Akıllarına çok şey yaptıkları için, zekilerine güvendikleri için ihtiyarları kuvvetlidir, iradeleri zayıftır. Onun için dindarlıkları zayıftır. Zekilerin dindarlıkları zayıftır. Çünkü Allah diyor ki şu günahı terk et.
şu cenneti vereceğim. Cennetteki gayb daha ortada yok. Ha, mevcudu gayba tercih edemezler, zordur. Çünkü ihtiyarın özelliği bu mu, şu mu, o mu, bu mu? Hazırı tercih eder ihtiyar. İrade ise hazırın dışında bu mu, o mu tercih etmekle beraber Allah diyor ki şu haramı terk et veya zekatı ver, sadakayı ver, sana şunu vereceğim. Ama yok daha gayb. İradesi sahip olan yapabilir. Bu gayptakini tercih eder, bunu iter. İhtiyar sahibi olan bunu yapamaz. Hayır, taksitle uğraşmaz. Ya bu ya bu. Onun için zekilerde, zekilere gelir zaten Kur'an hadisiyle. Kulağına gelir zekat verirken. Verme, biter. Nane söyledi, bilmem. Onların diyor kulaklarına şeytanı üfürdüğünü ben biliyorum diyor Allah. Biter. Veremezler. Bir karar verirler, yarın zekatım şu kadardır. Ertesi gün veremezler. Tekrar akşam olunca, akşam korku basar. Korkular akşam olur. Zulmet gündüz olur. Korkular akşam olur. Çünkü korku aklidir. Vehimler gelir. Akşam korku basınca, şey bakıyor. Hemen yarın olunca hemen zekatımı vereceğim. Şu kadar hayır hasenat yapacağım. Sabah oluyor. Tamam da, o bana yaptıkları gibi. Karadeniz fırkası değil ha, bizzat yaşadığımı söylüyor. Çağ elindeyim, nöbetteyim dershanede. Rüştü abi göndermiş, kalıyorum. Adam balıkçı. Fırtınaya tutulmuş. Gürcistan taraflarında, Ukrayna taraflarında fırtınaya tutulmuş. Koca bir gemi tayfası. Allah'ım bizi buradan kurtarırsan büyük bir hayvan kurban edeceğim. Vaat ediyor herkesin yanında. Allah hakikaten kurtarıyor. O için kurtarıyor. Limana girerken, limana tam giriyor. Ya Rabbi, onu koyuna inşallah şey yaparız ya Rabbi. Koyuna çeviririz. Koyuna çevirdi. Limana girmişten sonra. Şimdi vicdanı da kesmiyor tabii. Vicdanı rahatsız ediyor. Şimdi girerken limana koyun dedi. Ama fırtınanın ortasında sığır dedi. Bana geldi. Dedi ki, vicdanı rahatsız ya. Dedi ki, hoca dedi, seni söylediler dedi cami hocası, cami hocasına söylemiş. Cami hocası dedi, şu bitişikteki de, hemen bitişikti diyor. Şurada son katta bir hoca var, bu işleri o çözer. O da beni çok iyi tanıyor, Allah razı olsun. Mahsus buna bir çaksın diye göndermiş. Şimdi dedi ki, hoca dedi aşağıdaki hoca gönderdi camideki, söyle bakayım derdini. Dedi ki, fırtınada böyle dedim ama limana girdim koyuna dedi. Olur mu dedi, olur dedim. Ama bir şartla dedi. Nedir o dedi? Bir daha bu Allah'a işin düşmese kesme dedi. Dedi ama hocam ne biçim laf ediyorsun ya? Biz zaten keseceğiz de dedi yani. Nasıl yapacağız? Ne edeceğiz? Nerede kesilecek? Sizin bildiğiniz var mı? Çevir. Olur. Hani günah da işleyebilirsiniz. Her türlü şey yapabilirsiniz. Hiç namaz ne yazık Allah ile İşiniz olmayabilir ama bir şartla. Allah'ın size verdiği bütün nimetleri terk edeceksiniz, Allah'ın memleketinden de çıkacaksınız. Muvaffak olursanız Allah'a itaat etmeyin. Allah'ın neresi memleketiyse oradan çık. Allah sana ne verdiyse çık. Senin neyin varsa o senin olsun. Onunla Allah'a itaat etme. Eğer bu Allah'a bir daha ihtiyacın olmayacaksa kesme. Hiç unutmuyorum. Bak bir de söylüyorum. Cüz-i ihtiyarları kuvvetli olur, iradeleri ve vicdaniyatları zayıf olur. Cüz-i ihtiyarı aklidir, irade ise vicdanidir. Son cümle, vefa duyguları zayıf olur, zekileri. Vefaları zayıf olur. Akılların vefaları çok kuvvetli olur. Akıllar var ya vefa, vefa. Hazreti Ali demiş değil mi? Basra bi vefa. Vefasız Basra. Küfe küfe tobe. Küfe küfeyle bir vefa. Onun için hiçbir zaman ahını mı almış? Küfe hiçbir zaman şey yapamıyor. İstavamlı Irak. Vefa. Akıllar vefalıdır. Zekiler vefasızdır. Derecesi belli. Peki burada kesiyorum. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temassalâ vâhîn. Diyor bu dersi bana yaptın diyor.
Lan sana niye yapayım ben özel dersi sana niye? Ben o kadar şey, sen o kadar büyük adam mısın ki dersi sana? Ha, dersi üzerine alacaksın. Dersi cam gibi yansıtmayacağız. Güneş yansıtıyor ya güneşi. Ayna yaz. Ya bu dersi başka değil. Abi bana bakıyor. Tabii ki bana bakacak ya. Biz de olacağız, biz terbiye olacağız da. Bunlar olmasa ben zekavetimi aklıma nasıl kullanayım? Acaba bu okunan derste bazıları zekavetimiz var. Doğru. Alınganız bilmem ne. Bazıları akıllıyız. Has o eksikliklerimizi göreceğiz. Ondan sonra bak en büyük eksiğiniz sizin. Deftersiz geliyorsunuz bu kadar dediğim halde. Not almıyorsun. O uçtu gitti. Ben tekrar seyredeceğim diyor ama. Olmaz işte. Seyrettiğin de yok işte. O da gidiyor. 10 dakika bakıyorum unutuyorum. Bitiyor. Biliyorum. Ha o zaman zaaflarını böyle defter ha bunu düzelteceğim yaz. Ders ortasında al kardeşim. Ben çarşamba dersini cebimde kağıt. Uçakta giderken, yolda giderken bu telefon gavur sanki bana yapmış. Gelen manaları kaydediyorum, yazıyorum. Ses kaydı da var, kaydetmiyor. Yazıyorum. Yazmak aşağı indiriyor. Yazıyorum. Ondan sonra dershane gelince bir daha yazıyorum defterime. Bunlar hep böyle aynı yerde oturup olan şeyler değil. Şu size bir saatte yaptığım dersi belki de bir sene rastladığım tecrübeler, gözlemlediğim tecrübeler, olaylardan çıkarttığım şeyler bunlar. Oturup da yazılacak şey olabilir mi Mehmet'im bu? Olmaz ki ya. Düşünerek olmaz bu kardeşim. Bizzat yaşanan bir hayattan çıkarımlar bunlar. %100 doğru mudur? Hayırdır. Bu benim tespitlerim. İşinize yarıyorsa alın diyorum yoksa almayın. Ha burada mesela bana vurmadı mı? Öyle vurdu ki. Ben zaten kendime yazmışım. Ha ne yapayım böyle yapmayacakmışım. Böyle yapmamam lazım. Bunu yapmam lazım. Ha bu tarafım iyi. Bu tarafım iyi değil. Bunu düzelteceğim. Onun için zaten bu ders yapılıyor. Onun için bu derse muhatap oluyoruz. Eksikliklerimizi göreceğiz daha. Mesela akıllar eksikliklerini görür. Zekiler bana beni aşağıladı veya beni hedefledi. Böyle senin alakası yok sonunda da. Cumartesi ne diyorum mesela? Umumi diyorum böyle. Ya hocam dersten sonra rastladığımı söylüyorum cumartesi. Hocam endişe mesela dersi bitti. Bak geçen hafta da oldu. Yukarıya çıkarabilirsin. Serbestsiniz. Şimdi dedi ki hocam dedi hanım telefon mu etti diyor sana. Hayırdır dedim ya. Hanım senin hanım bana nasıl telefon edecek? Ya hep bana nasıl hitap edersin dedi ya. Ben hep olamam ki bu kadar dedi ya. Ben hep bendim dedi ya ders. Lan bahtiyarsın lan dedim kendi yaralarına anlaman için. Ustad dert benimdir, deva Kur'an'ındır diyor. Dert benimdir. Dert başkasının deva veriyorum demiyor ki. Dert benimdir. Deva da Kur'an'ındır. Ondan sonra Ahmet'i kullanır Allah. Mehmet'i kullanır. Sığırı kullanır, süt verir. O keresteyi, odunu kullanır, meyve verir. Ahmet Mehmet'i kullanarak ders ve öğüt verir yani. Ondan sonra bunları kendimize uygulayacağız Allah'ın izniyle. Onun için bir malumat değil. Bunu dinleyen, bu ders dolayan ve dinleyen ne yapacak? Not alması lazım. Ha bu taraf iyi. Ha bu tarafım iyi değil ya. Bir defa daha dinlerim. O sırada hem oturur hem not alırım diyorum ama yapamam. Yapmıyoruz. Yapamazsın. Müsaade etmez. Zekavetlerimiz müsaade etmez. Etmiyor biliyorum da adam. Aynı adam bende de var çünkü. Empati yapıyorum ya. Bende de var o adam. Şimdi bu ders hangi etikette? Çıkacak. 292 psikoloji. 292 zekiler ve akıllar. Ve zekiler ve akıllar. Ama psikoloji altında. Hem psikoloji şöyle yazacak. Psikoloji 292 zeki ve akıllılar. Bir de dershanedeki adaplar. Ne zaman çıkar? He? Ya bugün şey yapsa en geç bugün gece 11'e kadar girer yayına. Tamam. Çok ama not almanız lazım sevgili kardeşim lütfen. İnşallah hocam. Sevdiğim için söylüyorum. İnşallah. Not alın ve bu zaafım benim burası. Çok korkunç bir şey. Vallahi bu doktorun eline geçsin. Tamam. Böyle konuştursun 10 dakika. Hastası zeki mi akıllı mı? Ondan sonra ilaç vermek çok kolay. Bir kere bunu yapmıyorlar doktor. Zeki mi akıllı mı? Komple küllümen aynı kabul ediyor.
Hemen ne oldu, ne oldu? Kayınpeder ne mi kafaya taktı? Parayı... Ya bir dakika ya, bu zeki mi akıllı mı? Yani dolayısıyla dindar mı değil mi? Tespit ediyorsun. Ölçü kendisi mi ve hariç mi? Zeki mesela ölçü bunu yapsa, ki benim zeki ile alakalı belki de 4 tane böyle dersim var. Veya 5 tane. Bir böyle getirse. Yani bir tanesi yazsa, çıksa bir delikanlı. Psikoloji bilmem kaç. Zeki ve akıllar arasında fark diye bir sürü var. Zeki akıllı. Zeki diye yazarsan Nur dersinin sağ köşesini. Ondan sonra zeki hakkında ne kadar ders var görürsün. Bir tanesi de ya yazın işte ya bana da katkınız olsun. Yani veya Müslümanlara en az. Yani word'u yani ben iki parmakla nasıl yazayım? Bu kadar işlerim var. Mesela o dersi durdura durdura bir kere kağıda yaz. Ondan sonra word'a aç tak tak el yazısıyla yayınlanıyor. Veya sesle yayınlanıyor. Ben bunu şimdi daktilo yazıp yayınlayamam çünkü zamanım yok. Ama bir tanesi çıkıp da bunu yazsa hem hizmeti de olur. Nur dersine de koyarız o şeyi. Müslümanlara ulaşsın. Nereye koyarsan koy da yayılsın. Benim Müslümanım gitsin istifade etsin. Benim derdim Müslüman ya. Hem de ticari bir amaçla yazmamış olsun. Tabii ya, bir ticari amaçla yazılsaydı zaten bunu... Hayır, hayır, sizin için demiyorum. Ha, sizin, evet. Başkaları, başka... Tabii. Başka, ticaret için yazıyorlar. Ondan sonra, yani istifade etsinler diye yazdım diyor ama, cebinin olmasına bakıyor yani. Herhalde, çocuk terbiyesi hakkında benim, bilmem kaç yüz tane cümlelerim vardı. Adamın hiç izin de almamış mesela. Tamam da izin alma ama altından şey yap. Risale-i Nur'dan istifade ve istifaza edilen notlar. Notlarım de ya. Notlardan deme. Kendi notun olsun ama Risale-i Nur'u bir de. Ha oradan alınmış diye bu adam varsın ona. İşte o yine zekavetten oluyor. Zekavetten. Güya zekidir yani. Yapma işte. Mesela adam kitap yazmış. Kitabın ismi şu. Bizim o 92'de yaptığımız dersi var ya. Hür olmak için örtünüyor. Tamam kitap yazdım tamam da. Altına böyle o şey Risale'den ama yapmış. Allah razı olsun. Bak Allah razı olsun diyor. Mesela Allah de gerisi hikaye mi ne boşverdi var ya. Bizim defterin %90'ı defterden almış. Lan biraz Risale de kendisine göre cümleleri değiştirmiş, kelimeleri değiştirmiş. Yani tamam da ama biraz böyle şey yap zikavetinde sıyrıl, menfaatini bırak, gurur, kibir bırak. Yani kaynak ver de bu insanlar kaynağına ulaşsın. Allah aşkına ben Allah da şahit. Ben bana ne yapacaksın ya? Boş ver dersin. Ya Risale-i Nur de ya. Bu insanlara Risale, vay be hakikaten Risale-i Nur'dan mı çıkmış bunlar? Bir bakayım der ya. Mesela bir tanesi bir cümle söylüyor. Hemen Almanya'da da konuşmacıyız da ben de. Üç kişi konuşuyoruz yani. Konuşacağız yani. Mesela aile hakkında konsolosluk tertip etmiş. Aile mesela aile sıkıntısı. Ne bileyim. Ailevi sıkıntılar dedi. Diye he bir panel yapılmış. 3 tane Türkiye'den adam gelmiş. Bir evet. De benim. Bir tane yazar, bir tane çoğunlukla öyle yazar getiriyorlar. Bir tane ilahiyatçı doçent veya eğitim görevlisi getiriyor. Bir de benim gibi insan getiriyorlar. Gönül dünyasında bilinen insanlardan şunlar. Ya oradayız değil mi? 3 kişi konuşmacıyız. Yani odamız ayrı. Takip ediyoruz. Benim sıram gelince çıkacağım. Baktım ki adam hiç unutmuyorum profesör. Aile hakkında öyle bir hadisler 2-3 tane zikretti ki başım döndü. Gittim ya odadayız ya. Hocam o hadis hemen cep telefonuyla çektim onun metnini ya. Orada ya hocam nerede buldun bunu ya? Ne kadar mükemmel ya. Al kardeş. Benim kayıp malımdı o. Hazine mi o benim? Resulullah'ımın benim ya. Ondan sonra bir de o yorum getirdi ki ağzına kurban ya maşallah ya hocam ya. O Risale'de de biliyormuş yani. Allah razı olsun ya. O şey Ege taraflıymış bir de. Bak öyle de güzel yorum yaptı ki Risale-i Nur'la da, Risale'ni de biliyormuş öyle. Ondan sonra ama iyi bir bakışla güzel o hadisi 2-3 tane oturttu. 10 dakika için onu anlattı. Yani bak ne güzel. Hani benim malımdır diye onu demek istiyorum. Al hemen. Al hemen kaydet.